Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda beraberiz. Ben Ulaş Çetin. Bu videoda arkadaşlar ilginç bir şey yapacağız. Vlog tarzı da, yani yaşadığım bir olayı anlatacağım, yaptığım bir şeyi anlatacağım. Bu hafta sonu yaşadığım şeyi vlog tarzı olacak yani. Ama tam olarak vlog olmayacak. Nasıl bir tanım yapacağım bilmiyorum. Hani yarı vlog diyebiliriz buna. Arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim ben. Hafta sonu Fenerbahçe Stadyumu müze turuna gittim. Çok güzeldi. Bir sürü şey yaptık. Onlarla başlayalım arkadaşlar. İlk olarak stada girdiğimizde işte görüyorsunuzdur ekranda bir yerlerde. Stada gittiğimizde bir şey var. Dev bir Feneryum tribünün orada. Fenerbahçe Efsane Stadyum ve Müze Turu giriş yeri var. Onu görüyorsunuzdur. Öyle giriyoruz stada. Feneryum tribünün orada Fenerbahçelileri anlatıyorum. Bilirler zaten onlar. Aradan içeri girdiğimizde, bu arada gittiğimiz yer cidden muazzam bir yerde. Hani kameralardan falan da göremeyeceğiniz birçok şeyi göstereceğim arkadaşlar sizlere. Göremeyeceğiniz birçok detayı. Onları göstereceğim. İlk olarak gittiğimizde bir merdivenlerden çıkıyorsun. Bir Feneryum tribünün orada bir oturma yeri var içeride. Oraya gidiyorsun. Oradan işte şu camdan gösterdiğim gibi Lefter, Küçük Anadolu yani tesisleri gözüküyor. Denizi falan görüyorsunuz. Mükemmel bir bekleme yeri. Oradan direkt Feneryum üst tribününe çıkıyorsunuz arkadaşlar. Üst tarafa. Böyle stadı görüyorsunuz en üstten yan taraftan böyle koskocaman çok güzel bir şekilde. Şöyle hatta stadın fotoğraflarını göstereyim ben size. Tabii ki oraya kadar gitmişken bir Fener tribünün orada arkada Fenerbahçe yazılarıyla fotoğraf çekilmemek olmaz dedim. Bu şekilde arkadaşlar oraya gittiğimizde yan tarafta hemen yan tarafımızda bulunan gene üst tarafta bulunan bir tane spiker ve yorumcunun oturduğu yer var. Yayıncı kuruluşun. Spiker ve yorumcusunun oturduğu yer var. Yan yana. Maçın anlatıldığı yer orası. O da o tribündeymiş. Oradan yani kameralar oraya yerleştirilip o tarafa yerleştirilip izlettiriliyormuş insanlara. Bunu da öğrenmiş bulundum. Ardından oradan biraz daha gittik. Bir yere doğru işte şey böyle resimler falan filan vardı gene her zamanki gibi bir merdiven vardı o merdivenden önce gizli yani bize rehberlik eden abi oradaki kişi şey dedi bize Fenerbahçe'nin bu sezona kadar yani tarihinde lig başladığından beri kaç tane gol kralı çıkarttığını sordu bize. Cevap 15'miş bu arada. Onu da söyleyeyim. Merdivenler de şu şekilde videosunu görüyorsunuzdur. Gol krallarının isimlerinin kaç gol attıklarını falan gösteren bir şey bulunuyor. Merdiven bulunuyor. O merdivende öyle bir şey yapmışlar. Çok güzel düşünülmüş. Hani ben sadece oraya müze ve stadyumda sahaya falan gireriz diye düşünüyorum. Ama tam ne demeyeceğim bir sürü şey varmış. İlginç. Ardından locaya gittik. Locada maç izlenilen yere. Orası bayağı yani farklı bir ortammış. Onu söyleyebilirim loca hakkında. Rahat böyle koltuklar falan filan. Önde televizyon var. İstersen oradan izleyebiliyorsun. Tabii oraya kadar gitmişken kim televizyondan izler o da bilinmez. Ondan sonra 1907 yeri var. Orası da 2007 yılında açılmış. 100. yıla özel açılmış. Orada da işte bir tane defter var. O defterde bir sürü resimler falan filan var. Bir tek Fenerbahçe'de bulunuyormuş bunlar. Daha fazla detayını anlatmayayım ben onlara. Ardından gene videolu bir şekilde size göstereceğim bir de Fenerbahçe'nin ilklerini yaptığı bir şey var. Merdiven var. O merdivenden iniyoruz tekrardan. Yani orada öyle bilgiler yazılı oluyor. Onun da videosunu göstereyim. Ardından arkadaşlar gel efsanelerle fotoğrafın olsun diye bir bölüm var. Bir oda. Benim şu an çekim yaptığım hani profesyonel çekim yapılan bir oda gibi. Daha çok profesyonel yapılan gibi. Hani şöyle bir oda düşünün. Daha büyük tabii ki. Bayağı büyük hatta. O odada arkadaşlar
O şekilde bulunuyor. İşte yeşil ekran bulunuyor. Şoplarla şöyle duruyorsun ve şoplarla futbolcularla falan resimlerin oluyor. Onlara geleceğiz daha sonrasında. O odayı da size göstereyim dedim. Onun yanlarında Feneryum'un işte futbolcuların resimleri var. Ve ardından gene bir merdivende Fenerbahçe'nin teknik direktörleri, en çok kupa kazandığı teknik direktörleri var kupa sayıları ile birlikte. Gurur merdiveni deniyor orasına. Ardından gene bir bekleme yeri var. Aşağısı için aşağı tribüne geçtik bu sefer. Gene orada bir sürü resimler var. Hatta benim resmim var. Ve ardından arkadaşlar giriş tünelinin oraya gittik. Giriş tünelinin orada Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe'yi ziyaret ettiği sırada yazdığı mektup bulunuyor, yazı bulunuyor. Hem Osmanlıcası hem Türkçesi bulunuyor. Ardından gene o tarafta Fenerbahçe efsanesini yaşatan ülkeler var. Yani Fenerbahçe'nin bu zamana kadar başarılı teknik direktörlerinin bulunduğu yer var. Onu da o şekilde gösteriyoruz. Ardından Fenerbahçe'nin diğer tarafta da futbolcularının ülkeleri var, başarılı futbolcularının ülkeleri. Sonra oradan soyunma odalarına doğru giderken yan tarafımızda biraz sonra veya şimdi videoda göstereceğim gibi bir tünel bulunuyor. O tünelde Fenerbahçe'nin şampiyonlukları falan oluyor. Hani en son şampiyonluklarına, ilk şampiyonlukları da daha doğrusu. Onu da asmışlar. Ardından oradan burasına çok dikkat edin. Çok güzel bir yer. Oradan arkadaşlar deplasman soyunma odasına geçiyoruz. Ve deplasman soyunma odasında şimdi resimlerde gördüğünüz gibi Fenerbahçe'ye gelen Fenerbahçe'nin maç yaptığı ünlü futbolcuların başarılı futbolcuların formalarını görüyorsunuz deplasman soyunma odasında. Cruyff'un formasının yanında resim var. Del Piero, Rooney, İbrahimovic, Zidane, Hazard, Beckham, Ronaldo'nun yanına falan da gidecek. Ronaldo, Xavi. Onlar boş kalmadı. Boş kalmadı hiç. O yüzden oraya gidemedim. Oradan çıktığımızda ise arkadaşlar daha önce bir yere gittik. Size göstereceğim şey var mesela orada bir tane. Fenerbahçe Spor Kulübü yazıyor. Biliyorsunuz ki toplantı, basın toplantısı yapıyor. Teknik direktörle hani o kadar da anlatıyorum, o kadar detayını veriyorum. Basın toplantısı yaptıkları yere gittik. Orada fotoğrafım da bulunuyor çok güzel bir şekilde. Şöyle kollarımı arkaya doğru yermişim böyle tam bir başkan gibi. O da bulunuyor arkadaşlar orada. Yani o da orada 100 kişilik bir alanmış orası. Basın mensupları orada bulunuyor. Basın odası deniliyor galiba oraya. Onun ardından ise Fenerbahçe soyunma odasına gidiyoruz. Fenerbahçe'nin futbolcularının formalarının bulunduğu odaya gidiyoruz arkadaşlar. Orada görmüş olduğunuz gibi bir sürü futbolcunun resimleri var. Ve ben bazı futbolcuların formalarına gidip özel olarak fotoğraf çekildim. Tabii ki orada boş olanları daha çok. Yansen'in mesela, Volkan'ın, kaptanın. Gidip ayrı ayrı tabii ki formaları da çektim. Orada taktik tahtasının da fotoğrafını çektim. Neden yaptım öyle bir şey bilmiyorum. İşte orada Fenerbahçe ile ilgili sözler yazıyor soyunma odasında. Beni en çok etkileyen bölüme geldik arkadaşlar. Beni en çok etkileyen bölüme, harbiden en çok etkilendiğim bölüme geldik. İlk önce o kısmı bir izleyelim. Arkadaşlar,
Oradan çıkıyorsunuz ve işte o giriş tünelinin oradan çıkıyorsunuz ve çıkarken alttan 19, 8, 7, 6 Fenerbahçe maçında öyle sayılıyor ya. Fenerbahçe tribünde daha doğrusu öyle söyleyeyim ben size. O bulunuyor arkadaşlar. Yani ses sistemiyle onu veriyorlar ve gerçekten futbolcu gibi zannediyorsunuz kendinizi. Hatta orada birçok kişi video çekmeyi bile unuttu sahaya çıkarken. O kadar moda girdiler. Tabii ki ben unutmadım. Çünkü neden YouTuber'ız biz? Unutur muyuz? Hayır. Neyse çok fazla boş yaptım. Bu 5 saniyelik bir boş yapma kısmının ardından geçeyim. Oradan çıktıktan sonra arkadaşlar sahayı böyle sahaya çıkıyorsunuz. Gerçekten hayallerim gerçekleşti benim orada. Yani bir gün o sahaya çıkmak istiyordum. Hani o sahanın orada bulunmak istiyordum. Çok merak ediyordum nasıl bir ortam. Orada hani o kadar kişiyle yapay bir sesle o kadar kişi moda girdi. Orada 40-50 bin kişinin gerçekten bağırdığında futbolcuların neler hissettiğini düşünemiyorum bile. Artık stada aşağıdan çektim arkadaşlar. Şöyle bir şekilde stadı tam olarak çektim. Tam tur 360 derece. Çektim arkadaşlar stada. Ardından yedek kulübelerine gittik. Yedek kulübelerinde ufak bir detay ilgimi çekti. O kartın üstünde arkadaşlar Ulaş yazıyor. O detay ilgimi çekti. Yani yedek kulübesinin orada Fenerbahçe maçlarında dikkat ederseniz bir kart var. Ve o kartın üstünde Ulaş yazıyormuş. Hani adı Ulaş olan birisinin kartı yazıyormuş. Tabii ki gerçek bir kart değil de hani öylesine yazmışlar ama orada Ulaş yazması ilgimi çekti. Ondan sonra işte oradaki resimlerin ardından sahayı videoya aldım arkadaşlar ben. Yani bir videosu da bulunsun elimde dedim. Onu da gösteriyorum da şimdi veya bunu söyledikten sonra gösteririm bilmiyorum. Ve sahayı tam tur attık arkadaşlar oradan sonra ve arka tribünden müzenin oraya geçtik sonunda. Müzeye girdiğimizde ise Çanakkale özel şeyler bulunuyordu orada. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının mesela balmumu heykelleri bulunuyordu orada. Gerçekten çok güzeldi hani. Beni çok etkiledi açıkçası. Gene Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece bir balmumu heykeli o her zaman orada bulunuyordu diyebiliyorum. Ardından işte böyle Fenerbahçe'nin İngiliz takımlarına karşı kazandığı General Harrington Kupası onu gösterdim. Çanakkale'de bir Hilal uğruna yazısı bulunuyordu orada. Onların da hemen fotoğraflarını çektim görmüşken. İşte gene Çanakkale özel yerleri vardı. Ve ardından arkadaşlar cephede kullanılan silahlar bulunuyordu. Türk bayrağı. Silahlar. Ve Euroleague kupası arkadaşlar. Euroleague kupasının yanında hatta bir de resmim var benim. Fotoğraflar. İşte fotoğraf koleksiyonu o yıllara ait. Ve işte buranın da videosunu çektim. Gene işte gerçekçi bir yerde. Fenerbahçe'nin eski formalarının bulunduğu yer. Kupalar ardından böyle bir sürü kupalar. Galiba en çok kupa bulunan müze Fenerbahçe Müzesi. Diğer takım mutlu arkadaşlar kızmasın bu arada. Hani anlatıyorum sadece ben. Bu şekilde arkadaşlar kupalarda. Ardından orada işte gene eşyalar bulunuyor. Türk bayrağının yanında gene kupalar falan resimlere uyarak söylemeye çalışıyorum ben size. Gene kupalar. Gene bazı eşyalar anlatmaya şey fazla gerek yok. Ve Fenerbahçe'nin eski yıllardaki işte şey hatıra fotoğraflar falan filan. Onlar bulunuyor orada.
Onlara ait bir bölüm de var. Ardından eski formalar bulunuyor orada. Rapayeç, işte Barış falan. Bir de arkadaşlar size bir şey söylemeyi unuttum. O spikerin yerinde içeri girdiğimiz zaman bir tane kulaklık bulunuyor. Ve o kulaklığı taktığımız zaman ünlü bir replik geliyor kulağınıza. Ünlü bir güzel bir replik geliyor kulağınıza. O da çok güzel bir detay. Çok güzel düşünülmüş. Ve en arka kısımda arkadaşlar şey bulunuyor. İşte böyle resimler bulunuyor, maketler bulunuyor. Stadın, otobüsün maketleri falan filan. Ardından Fenerbahçe Spor Kulübü başkanları bulunuyor. Ve diğer takımların Fenerbahçe'ye gelen, deplasmaya gelen diğer takımların hani seremonide birbirlerine böyle bir bayrak veriyorlar ya. Onlar bulunuyor orada. Gene futbol kupaları aynı şekilde ardından stadyum ve müze turu o kadar. Müzede en son biz kalmıştık hatta. En sona kadar beklemiştim ben. Hani her şeye en detaylıca bakmıştım. Müzeden sonra Yoğurtçu Parkı'na gittik. Orada Alex'in heykeliyle bir fotoğraf çekilelim dedik. Ve çıkışta arkadaşlar Feneryum'dan çıktık ve gelelim en güzel detaylardan birine. Ve bize şunları verdiler arkadaşlar. Şu şekilde bir şey. Ve bir tane katılımda sertifikası şöyle arka tarafında göstereyim. Fenerbahçe efsanesi yazıyor üstünde. Stadyum ve müze turu. Ve ardından o yeşil ekranda çekilen fotoğraf işte bu şekilde yer alıyor. Bunu gösterdim. Ve evet bahsettiğim fotoğraf böyle transfer oldum Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin yeni transferiyim. Galiba ters yansıtıyor ama olsun. En azından görün 11 Ulaş yazıyor formanın üstünde. Bu kadar da arkadaşlar. Cidden hani gittiğime değdi. Bir de katılım sertifikasının fotoğrafını şuraya bir yere koyarım. Cidden gittiğime değdi. Fenerbahçe'ye arkadaşlar gitmesini öneririm. Bu da yaşadığım böyle bir şeydi. YouTube'a farklı tarzda içerikler yüklemek istiyorum. Bu videoyu yapmamın amacı buydu. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Twitch hesabımı da takip edebilirsiniz. Yayınları seyrek seyrek de olsa yapacağım arkadaşlar Twitch'ten. Önceliği Twitch'e verecektim ancak önceliği YouTube'a vermeye karar verdim ani bir karar değişikliği ile. Okullar kapandıktan sonra çok güzel projeler yolda. Çok büyük hazırlıklar yapıyorum. Beklemede kalın. Bu kadar olsun bu videolar. Hepinize tekrardan teşekkürler. Bay bay.